Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karaylı TYT geometri soru bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki 3. testin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 162 ve 163'ü çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda yarıçapı 4 cm olarak vermiş ve şöyle bir dik üçgen vermiş. Yarıçap 4. En etkili silahımız yarı yarıçap. Hocam şu da 90 derece verilmiş ya. Yarıçap 4 ya bak burası 4. E, burası da 4. Yani bunu çizdiğimiz zaman bu çap çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı şu çizgi çap olur. Yani tam olarak O'dan geçmek zorunda. E o zaman biz burada şöyle bir şey gördük. İkiz dik üçgen var burada. Bunun tamamı kaç? 8. 8'i kökke böldüğümüz zaman. 8 bölü kökke. Çünkü ikiz dik üçgende dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat. Hipotenüsten dik kenara geçişte kökke bölünmüş hali. 8 kökke bölü 2'den 4 kökke çıktı burası. 4 kökke burası. 4 kökke de burası. Şimdi alan ABC isteniyor. ABC üçgen alanı. Evet bir kenar 4 kök 2. Diğer kenarda 9 kök 2. Alan da 4 kök çarpı 9 kök bölü 2'den. Şu x'in çarpı 2 cevapta kaç yapar o zaman? 36 yapar. Evet birinci soru denizli oldu. Geldik ikinci soruya. P noktasının DC'ye olan. P noktasının nereye olan? DC kenarına olan uzatlığı kaç birimdir diye soruluyor. Bu arada bir şey demiş ya. P noktası KLE üzerinde hareketli bir noktaymış. Şimdi bu hareketli yay üzerine C noktasına en yakın olduğu an. Hmm, P'nin C'ye en yakın olduğu an neresidir? Bir noktanın çembere en yakın olduğu andı bulmak için merkezde birleştiririz. Tam olarak P noktası burada olursa buradaki mesafe en küçük değerini alır. E yarıçap kaç biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Burası 24. E o zaman burası kaç yaptı? 12 yaptı. Şimdi en etkili silahımız yarıçap. Hop şunu çizersem 5 12 13 üçgeninden 13 çıkar yarıçap. Hocam burası da 13 yarıçaptan dolayı ve şurası 23 verilmiş. Hocam burası da 23 ya. E buraya ne kaldı o zaman? 23'ten 5 çıkar 18 kalır. 18 ve 24 şuradaki dik üçgenden dolayı hocam burası altının 3 katı. Burası altının 4 katı. Burası da altının kaç katı olmak zorunda? 5 katı yani 30 olur. 13'ü buradaysa buraya kaç kaldı? 17 kaldı. İşte tam bu anda diyor P ye noktası C'ye en yakın olduğu anda P ye noktasının DC'ye olan uzaklığı noktasının DC olan uzaklığı. Hop şu uzunluk isteniyor benden. E bunu bulmaya çalışacağım ben şimdi. Hocam şuradaki uzunluğu nasıl bulabiliriz? Vallahi arkadaşlar ben bunu bulamasam da en azından şunu bulabilirim. Ya da şöyle bir hamle yapılabilir. Benzerlikten yapılabilir arkadaşlar. Benzerlikten yapalım. 90'lara mı da uçuşuyor sonuçta? Alfa 90 beta beta tamam burası da alfa olur tamam 90 olduğundan alfa 90'sa bak burası da beta oldu. Yani senin şu üçgenle Buradaki sarı üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hadi benzerliği uygulayalım. Benzerlikten dolayı burada alfanın karşısı x bölü. Buradaki alfanın karşısı 24 eşittir. 90'ın karşısı var burada. 17 bölü. 90'ın karşısı da burada kaç? 30 mu? Evet. E 6'ya bölsen 4. 6'ya bölsen 5. 4 kere değil 28. 68 mi yapıyor? 68 bölü 5 olarak buluruz cevabı. A virgül isteniyor. 2 ile genişletirsek o zaman kaç yapıyor? 136 bölü 10 yapıyor. 136 bölü 10 yapar. X yani cevap böylelikle 13 virgül oldu. İkinci soru denizli oldu. Başka türlü nasıl yapardık? Şunu şöyle uzatırdık. Temel benzerlik teoreminden de yapabilirdik tabi. Ama 90'lar hava uçuyor. Alfa beta'dan da çıktı karşımıza cevap. Evet geldik örnek 3'e. Merkez varsa teğet varsa çek dik hemen 90 derece burası. E hocam şurası R. Burası da R değil mi? Evet. Pisagor bağıntısı yapabiliriz burada. Hocam R artı 1'in karesi eşittir. R'nin karesi artı 3'ün karesinden işlem işlem işlemle R'yi buluruz. Ama 3 varsa büyük ihtimal 3 4 5 üçgendir. R'yi yerine 4 yazarsam 3 4 5 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. R'yi 4 bulduk. Şimdi bizden X isteniyor. Arkadaş bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece hipotenüse ait yükseklik eksikse nasıl buluyorduk? Öklitten buluyorduk. Başka türlü çembersel özelliklerden bulunabilir mi? Yok. Yani bulunabilir aslında. Nasıl bulunabilir? Şöyle de yapabilirsin. Hocam bizden ne isteniyor? Şuradaki dik uzunluk isteniyor. Şu x uzunluğu isteniyor. Ee, tabii burada uzunluk da lazım bana. Normalde öklit bağıntısı yapılabilirdi burada da. Hani böyle çapa dik çizildiğinde şey yapıyorduk ya. Şu a bu b belli olsaydı evet. x kare a b çarp b. Ama şuradaki uzunluk da belli değil ya. O yüzden belli olmadığı için hiç buraya da girmiyorum. Normal üçgensel özellikten yapıyorum. Üçgenin alanı nedir? Dik kenarlar çarpımının yarısı 3 çarpı 4 bölü 2. Aynı zamanda taban çarpı yükseklik bölü 2. 5 çarpı x, x bölü 2 eşit olduğundan 12 bölü 5 çıkar x. Yani cevap balık kesir oldu 3. soruda. Geldik 4. soruya. Şekildeki O1 ve O2 merkezli 15 birim yarı çaplı daire biçimindeki iki tahta ve metal levha. Biri tahta biri metalmiş. Merkezlerinden 12 birim uzaklıkta kesiliyor. Evet merkezlerinden 12 birim uzaklıkta kesilmiş ya. En etkili silahımız yarı çarp çizmekte. 15 burası 12 15 ne üçgenin 9 12 15 üçgenden 9 çıkar burası. Burası da 9 oldu mu oldu. Evet kesildi ve şöyle bir parça oluştu. Bak burada ve burada. Şimdi ben buradaki parçanın şuradaki uzunluğunun ne olduğunu biliyorum. Hop şuradaki uzunluğunun 9 9 18 olduğunu buldum. Peki benden ne isteniyor? AB çubuğunun olan uzaklığı. Buradaki ha bunlar sonra böyle birleştirilmiş ve buradaki uzaklığın buna olan uzaklığı isteniyor. Şuradaki uzaklık. E ne yapacağız arkadaşlar? Biz biraz önce bir hamle yaptık. Buradaki merkezin kirişi olan uzaklığı kaç? 12 değil mi? Evet şurada 12 bir olduğunu biliyoruz. Merkez teğet var çektik. Yine aynı şekilde yandakinde de aynı hamleyi yapabiliriz. Merkez teğet çektik de yapabiliriz böyle. E bunu yaptıktan sonra yarı çapın 15 olduğunu biliyoruz. E biz bunun 12 olduğunu biliyoruz. Bunlar da 9 9 değil mi zaten? Evet. Aa hocam buradaki uzunluk isteniyor. Burada bir dikdörtgen oluştu. 90 90 90'dan dolayı burası da 90 oldu. Şurada dikdörtgen oluştu. Tamamı 15. O zaman buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Yani cevap balık eseri yaptı. Dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. Boşluk yok. Maalesef şurada yapacağım arkadaşım. Evet. Zehra öğretmen matematik dersinde aşağıdaki etkinliği yaparak öğrencilerine bir soru sormuş. Uzun kenara AB 24 cm olan dikdörtgeni çizelim. Arkadaş şöyle bir dikdörtgen çizeceğiz. Uzun kenarı da AB olacak. Şöyle kullanabildiğim yeri kadar kullanayım. Şöyle bakayım. Evet. Şurası 24 olacakmış. Tamam. Bunun tamamı 24. Ve A, B diyelim şuraya. C ve D diyelim. Tamam. Sonra pergelinizi AD kadar açıp pergeli AD kadar açacağım. Bak yarı çap şu kadar açacağım. Pergeli AD kadar açıp şöyle bir çember çizeceğim. Yarıçap bu kadar olacak. Sonra şöyle bir çember çizeceğim böyle. Çember yayı çizdim. Şu merkezde bir çember yayı çizeceğim. A'ya koydum. AD kadar açıp çemberi AD kadar açıp şöyle bir çember yayı yapacak daha doğrusu. AD kadar açıyor ve şöyle bir çember yayı aldı. E, aynı şekilde B noktasına koyduğun zaman da şöyle bir çember yayı oldu mu? Oldu arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Bunların kestiği noktaya da K diyelim diyor. İşte buradaki nokta K noktasıymış. Şunu daha düzgün bir şekilde çizeyim. Heh, şimdi oldu. Arkadaş bizden ne isteniyor? Bu çizime göre K noktasının DC olan uzaklığı. Şuradaki uzaklık isteniyor. Çemberdeki en etki silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Yani şurası da yarı çap. E burada da bir yarı çap çizelim arkadaşlar. Al sana yarı çap. E hocam Burası da aynı şekilde. yarıçap değil mi? Evet. Şimdi K noktası neresiydi? Şurasıydı değil mi? Evet. Şimdi bu ikiz kenarda çizilen yükseklik. Bak burası da yarıçap aynı şekilde. İkiz kenar çıktı burası. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. çap. X kenar bir yükseklik çizsek tabanı keş parçaya böler mi? Böler. Tamamı 24'tü. O zaman şuraya kadar olan kısmı 12 yapar. Hocam burası da 12 yapar. Ve K'dan buraya olan uzaklığı AD, AB kenarında olan uzaklığında kaç vermiş? 9 vermiş. 9 burası. 9, 12, 15. Bak yarı çap 15. Hocam burası da 15. E bizden ne isteniyor? Bizden K noktasının DC olan uzaklığı. K noktasının DC olan uzaklığı isteniyor. Hiç şuradaki uzunlukları falan bulmamıza gerek yok. Arkadaş burası zaten 9 benim değil mi? Evet yarı çapı da 15 bulduk. E 9'u buradaysa buraya ne kaldı o zaman? Dikdörtgen çıktı çünkü burada 6 kaldı. Yani cevap Denizli yaptı 5. soruda. Geldik 6'ya. Merkez varsa teğet varsa çek Hocam el etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana bir de yarı çap çizdik. E şimdi burada ne yapacağız? 12 birim verilmiş. 6 birim verilmiş. Burada bir dik yamuk karşımıza çıktı. E buranın yarı çap olduğunu biliyoruz. Burası da yarı çap olduğunu biliyoruz. E dik yamukta ne yapıyoruz? Amacımız dik, dik, dik üçgen oluşturmak. Şöyle bir dik dörtgen. 6 ise 6. 12 ise 12. Hocam buraya R-6 kaldı ve burada bir pisagor. Normalde R kare eşittir. R-6'nın karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle R'ye ulaşırız. Çemberin çevresi isteniliyor bizden. Şimdi 12 varsa ne üçgendir? Hissedelim arkadaşlar. Ya 5, 12, 13'tür. 13 koyarsam 5, 12, 13 sağlanmıyor. Ya 9, 12, 15'tir ya da 12, 16, 20'dir. Acaba 9, 12, 15 mi? R yerine 15 yazarsam burası 9 oluyor mu? Oluyor. Yani R 15 çıktı. Bizden çemberin çevresi isteniyor. Çemberin çevresi arkadaşlar 2 pi kadardı. Ee, R de nedir? R de nedir? 15 ya. R yerine 15 koyarsak cevap 30 pi'yi yapar. Yani cevap E-Dremit yaptı 6. soruda. Geldik 7'ye. Evet şöyle bir çember çıkartılmış. Şöyle bir karton, büyük kartonlu daireden şu çember çıkartılmış. Hatta yarıçap falan verilmiş mi, verilmemiş. Sadece bu uzunluk 8 olarak verilmiş. Ve ben şunu biliyorum. R r iken büyüğün yarıçapı da ne aldı? 2r. Hocam büyüğün yarıçapı 2r. Burası r merkez varsa teğet varsa çektik. Bizim için önemli. Bir yere sahip. Burada da merkez varsa teğet varsa çektik. Burası r. Bunun yarıçapı da 2r değil mi? Evet. Edik yamuk çıktı karşımıza. E o zaman şöyle bir dikdörtgen oluştursak. R'yken R buraya da R kaldı. Pisagor. Burası da 8. Yani 3 R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 8'in karesinden dolayı. 9 R kareden R kare çıkınca 8 R kare eşittir 64 yaptı. R kare buradan 8'e eşit oldu. R buradan kök 8 yani. Bu 4 çarpı 2 ya 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 2 yapar. Evet R 2 kökü bulduk. O1 O2 uzunluğu isteniyor. Yani bizden 3 R isteniyor. Şuradaki uzunluk. E, R yerine 2 kök yazarsak eğer cevabı 6 kök diye bulur muyuz? Buluruz. Cevap balı kesir oldu 7. soruda. Geldik 8'e. T, T, merkezden geçince bu ne oluyordu? Açı orta oluyordu. Bir de T, T, uzunlukları birbirine eşit olmuyor muydu? Evet. Yani burası da 6 oldu. Bizden B ile C noktalar arasındaki uzaklık 9 verilmiş. Burası 9 verilmiş. Bak 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 bak. bak. İçin içine şu girmiş. Bizden ne isteniyor? BD uzun isteniyor. E, arkadaş şuradaki üçgende bir açı orta çıktı. Açı ortayda koldaki oran kaç? Hocam 4 bölü 6. 4 bölü 6 eşittir x bölü 9 eksi x diyebiliriz. Bizden bd uzunluğu isteniyor. Gerçi buraya x diyelim. Buraya da 9 eksi x diyebiliriz. Ama hiç bu x'lere x'lere girmeye gerek yok. Biz ne diyorduk arkadaşlar? Koldaki oran 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3. Burası 2k burası 3k diyebiliriz. Toplamda 5k eşittir 9 ise k'yı buradan 9 bölü 5 olarak buluruz. K 9 bölü 5 ise Bizden ne isteniyor? 3K isteniyor. O zaman 3 çarpı 9 bölü 5'ten o da 27 bölü 5 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Akçay yaptı 8. soruda. Değil mi? Evet. 8. soru Akçay oldu. Geldik 9. soruya. Şöyle bir bilgi verilmiş. Böyle bir dik üçgen çizildiğinde iç teğet çemberi çizildiği zaman bu hipotenüste x ve y diye ayırdığı zaman alan abc x çarpı y olarak bulunur demiş. Tamam. Bunu ispatlamamıza gerek yok. Bilgi olarak vermiş zaten bize. Arkadaş burada da ne demiş? Alan ABC 72 demiş. O zaman ben şuraya X buraya Y diyecek olursam. X çarpı Y'nin ne olduğunu biliyorum ben. 72 olduğunu biliyorum. Bu arada dikkat. Şu T T birbirine eşit mi? Eşit. X X. T T birbirine eşit mi? Eşit. Y ise Y. E hocam merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik yapacak olursak. Hocam burası ne oldu? 90 90 90'dan dolayı. Burası da 90. Bak burası R. Burası R oldu. Hatta burası da R, burası da R oldu. A burada şöyle bir bilgi geldi. Yani onu da vermiş zaten. Ne vermiş burada arkadaşım? AC'ye 6 vermiş. AC uzunluğu R artı Y'den neyi çıkartıyorsun? AB'yi. Yani R artı X'i çıkartıyorsun. Bu neye eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Yani R artı Y eksi R eksi X eşittir 6 ya. R'ler gitti. Y eksi X buradan ne geldi? 6 geldi. Evet. Y eksi x de 6'ya eşit oldu. A. Y eksi X 6'ya eşit oldu x çarpı y de 72 yaptı. Şimdi bc uzunluğu isteniyor bizden x artı y isteniyor. Arkadaş burada ne var? Çarpanlar ayı mı var? y x, x belliyken y artı x isteniyor bizden. E burada farkları 6 çarpımları da 72. 2 bilim 2 denklemden yapabilirsin. Hocam burada y yerine 72 bölü x yazabiliriz. Ya da gel burada y yerine 6 artı x yaz. Şurada yerine yaz. Ya da ne bileyim burada her iki tarafın karesini aldığın zaman x kare artı y kare gelecek. O şekilde de yapabilirsin. A bence burada y eşittir 6 artı x yazmak daha mantıklı. Gel burada yerine yaz. Hop burada yerine yazdığım zaman. O zaman ne oluyor? x çarpı 6 artı x eşittir 72. Çarpanları ayırarak gelir. Ama çarpanları ayırmadan da düşünebiliriz. Neyle neyin çarpı 72? Hocam 9 kere 8 olmuyor. 9 koyduğumuzda olmuyor. Başka 36 18 çarpı 2. 18 çarpı kaç yapıyor? 4 mi yapıyor? 18 ile 4'ün çarpımı da 72 yapıyor. Yo başka 6'lı diyelim. 6 ile 12'nin çarpımı. Evet. X yerine 6 koyarsak burası da 12 yapıyor mu? Yapıyor. Bak burada da çarpanlar ayırırken de böyle çarpanlarını düşünecekti. Zaten aynı şey bence. X'i kaç buluruz? 6 buluruz. Evet. X 6 çıktı. E arkadaş X 6 çıktıysa. X yerine 6 koyduğumuzda. Y'si de kaç çıktı o zaman? 12 mi çıktı? Evet. Y de 12 çıktı. Benden şu uzunluk isteniyor. Toplamda kaç oluyor o zaman orası? 18 oluyor. Güzel bir soru. Cevap balık esir oldu. Yani bazı geometri sorularında böyle matematik bilgisinde kullandırabiliyorlar. Haberiniz olsun. Evet 9. soru Balıkesir. Geldik 10. soruya. Çılayın gün batımını izlerken çektiği şekil birdeki fotoğrafta denizin üstünden yarım daire. Yarım yarım yarım. Biçiminde görünen güneşin en üst noktasının denize olan uzaklığı 2.5. Arkadaş yarım daire en üst noktasının güneşe olan uzaklığı buraya olan uzaklığı denize olan uzaklığı 2.5'sa. buçuksa, Yani burada en üst noktası burası en fazla uzaklık demek. Yani yarı çap uzunluğu demek bu. Yarı çap uzunluğu kaçmış? 2,5 metreymiş. Sonra bu aşağı doğru inmiş. Batmış. Battığında burası x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar çembere tamamlayalım. Normalde şöyle bir çember. E bu da normalde şöyle bir daire şeklinde ya. Sen bunu böyle batırdığın zaman merkez buraya mı geldi? Evet. Önceden şuradaki uzunluk kaçtı? 2,5'tü. E batmış halinde burası da 2,5 olacak. Sen 2,5'tan 18 çıkartırsan buraya ne kaldı? 0,7 mi kaldı? Evet. Şuradaki uzunluk değil şuradaki uzunluk isteniyor bizden. E arkadaş burası 90 derece değil mi? Evet merkez keriş çektik yapmış olduk. İki eş parçaya böler burası. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Burası da 2,5. A 0,7 2,5. Yani 10 katı. 7, 25 ne üçgeni? 7, 24, 25 üçgeninden burası 24 çıkar. Ama ona bölünmüş hali olacak. 2,4. O zaman burası da 2,4. E, toplamda şu uzunluk isteniliyor bizden. Topladığın zaman da 4,8 gelir. Evet virgülleri de böyle sorarlar. Yine 3, 4, 5'in katı olarak karşımıza çıkıyor. Ya da 7, 24, 25'in katı olarak karşımıza çıkıyor. 10'a bölünmüş hali sadece. Zorlanacak bir şey yok. Evet 10. soru. Benzeri de üniversite sınavında da çıktı. Haberin olsun. 10. soru. Böylelikle Akçay oldu. Ve böylelikle test 3'ü de hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.